Sadaka insanın ömrünü uzattığını söylüyor Allah. Sadaka ile insanın hastalığının iyileştirilebileceğini söylüyor Allah. Kur'an'ın bir ayeti var Tevbe suresinde 103. ayetinde diyor ki peygamber sen insanlardan sadaka al. Sadakayı insanlardan al. Onları temizle ve onlara da dua et. Sadaka bu ayetin manası budur. Yani sadaka vasıtasıyla insan temizlenir. Ve sadaka veren insan peygamberin duasını alır. Allah'ın duasını alır. Sadakayla bir fakirin yüzü gülüyor. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacı gideriliyor. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacı giderildi mi? Bir Allah kulunun yüzü güldü mü Allah'ın yüzü güler. Kim onun yüzünün gülmesine sebep ise Allah da onun yüzünü güldürür. Sadakayı veren insanın Allah günahını bağışlayabilir. Allah der ki sen bu insanın yüzünü güldürdün. Attığın sadakayla, verdiğin sadakayla o insanın yüzü güldü. Dedi ki gidip şimdi kendime ekmek alabilirim. Karnımı doyurabilirim. İhtiyacımı giderebilirim. Onun ihtiyacı giderildi. Senin de ihtiyacın var. Neye ihtiyacın var? Senin de bağışlanmaya ihtiyacın var. Hata yapmışsın. Günah işlemişsin. Ve pişmansın. Diyorsun ki Allah beni affet, bağışla. Ve bu insanın Allah'ın bendesinin yüzünü güldürdüğün için Allah da senin yüzünü güldürür. Ve Allah'ın yüzü güler. Rivayet var Peygamber'e Ekrem'le salavatullahi aleyhi ve sellem. Buyuruyor bir insan sadaka vermek için elini uzattığında Allah tebessüm eder. Allah'ın yüzü güler. Ve Allah'ın yüzü güldüğü anda da o adama Allah ateş vermez. Ayet diyor ki innel hasenat yuzehibnel seyyiat. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu Allah'ın ayetidir. Günah kötülük müdür? Evet kötülüktür. Sadaka iyilik midir? Evet iyiliktir. Kim inkar edebilir? O zaman sadaka insanın günahını affeder. Hazreti Resul-i Ekrem buyuruyor. Hastalandın mı? Benim hoşuma giden bir şey ya. Onlardan biri de sadakadır. Biri sadakadır. Dolayısıyla sadaka insanı iyileştirir. Sadaka rızkı çoğaltır. İmam Cafer-i Sadık buyuruyor. Rızkınızın çoğalmasını mı istiyorsunuz? Sadaka verin. Bazı para çıkmalar var ki malı çoğaltır. Onlardan biri de sadakadır. Borcun mu var? Sadaka borcun ödenmesine yardımcı oluyor. İmam Cafer-i Sadık buyuruyor. Borcun mu var? Sadaka ver. Allah yardımcı olacaktır senin borcunun ödenmesine. Kainattaki sırlardan bir tanesidir sadaka. Faydası saymakla bitmez. Tesiri saymakla bitmez. Dünyada bu gibi sırlar var. Ki din bize bunu söylemiştir, anlatmıştır. Bunların biri de sadakadır. Hazreti Mehdi'nin rızalığını kazanmak için sadaka attığınızda ya sahibe zaman din atın, ya sahibe zaman din atın, ya sahibe zaman din atın. Hasta olsanız da siz o niyetle atın. Yolcunuz da olsa o niyetle atın. Hacetiniz de olsa o niyetle atın siz. Ya sahibe zaman onun adına atın. O gereğini yapacaktır zaten.